Selamlar. Netflix'in tarihçesini anlatmama gerek yok. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. İlk dönemlerinde Netflix seyircisi olmak böyle çok ağır olmasa da bir prestij göstergesi olabiliyordu. Bu dediğim kaç yıl öncesiydi tabii ki. Çünkü o zamanlar piyasaya kıyasla hoş içerikler çıkarabiliyordu. Haliyle onun seyircisi geleneksel televizyon seyircisinin yanında daha görmüş geçirmiş insan gibi duruyordu. Biraz daha elit gibi duruyordu yani. Zaten AB seyircisi yavaş yavaş televizyondan kopmaya başlamıştı. Pek bir seçenek de olmayınca birçoğu Netflix'i tercih etti. Onlar televizyondan koptukça televizyon total seyirciye kaldı. Haliyle onlara yönelik iş yapmaya başladı televizyon. İyice boktanlaştı. Yani bugün bir televizyonu açtığınızda şu izlenebilir dediğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Belki böyle yetişkin programları vardır. Onlardır kıyıda köşede kalan. Şahsen ben 6 yıldır yani memleketten ayrıldığımdan beri televizyon kullanmıyorum. Bazen ara sıra memlekete gittiğimde ses olsun dahi bile açamaz oldum. Yokluğunu da çekmiyorum zaten. O kadar sıkıntılı. İşte bu durum bizlerde iki uç seçeneği çıkardı. Ya Netflix'e üye olacaktık ya da televizyona mahkum kalacaktık. Netflix de bunun farkına vardı gibi. Dedi ki zaten bunlar bize mahkum kaldı şu an. Neden insanların kaçmak istedikleri şeyleri biz onlara sunmuyoruz ki dediler ve bize televizyon kalitesini sundular. Çok sağ olsunlar. Yani sonuç olarak şöyle bir şey ortaya çıktı. Kaçmak istediğimiz şeylerin bir benzerini para verip izliyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Son 2 yıldır çıkardıkları içeriklerin %95'i TV dizileri kadar berbat. Arada 2-3 tane biraz kaliteli içerik görebiliyoruz. Gerisi tamamen televizyon formatı. Aslında 30 dakika bile olması zor olabilecek hikayeyi alıp 5 saate boş entrikalarla, boş çekimlerle, göz geze bakışmalarla uzatıyorlar sağ olsunlar. Özünde salağa hitap eden içerikleri bize çok kaliteliymiş gibi sunuyorlar. Başına artı 18 ibaresi ekliyorlar ama sunulan şey 13 eksi. Sırf içinde cinsellik var diye hikayesi yetişkinler için olmuyor maalesef. Ya da öneri sistemiyle bizi o düşük seviyeye çekmek istiyorlar. Olur da Cem Yılmaz Fundamentals izlerseniz yakın zamanda Netflix size Enes Batur Hayal mi Gerçek mi önerecek. Çünkü bilirsiniz çok benzer işlerdir bunlar. Baya baya benzer seyirci profillerine de hitap ediyordur çünkü. Buradaki diğer saçmalık da şu, bir YouTuber filmi burada ne arıyor? Hani siz kalite dağıtıyordunuz lan? Hani sizin çıkış noktanız buydu? Hani siz röportajlarda böyle konuşuyordunuz? Bu ne? Sadece o da değil. Malum Recep'in filmler de orada. Bu kalitesizliğin sebebini sorunca da şu ortaya çıkıyor. Netflix stoğundaki içerikleri genişletme derdinde. Bir içeriğin belli bir süreliğine yayın hakkını almaktansa kendi içeriğini oluşturmak daha karlı oluyor. Ama kaliteli iş için sana para veren kişiye berbat şeyler sunmak da kral hareket. Kaliteli projeleri yok mu? Var. Nadir de olsa üretmeye devam ediyorlar. Ama kaliteli işleri ya yayın hakkını aldıkları projeler ya da işte dediğim gibi yılda 2-3 tane yayınladıkları projeler. Umarım çokluk iyidir ya da televizyon seyircisi çekeyim yani ben televizyon olayım algısından kurtulurlar. Malum artık çok güçlü rakipleri piyasaya çıkıyorlar. Devasa şirketler buraya bir el atıyor. Harcarlar canım seni buralarda. Ve çevremden de gördüğüm kadarıyla ilk de hitap ettiği kesim kendisini yavaş yavaş bırakıyor. Büyük ihtimalle gerçekten kaliteli bir şeyler sunabilecek diğer platformları tercih edecekler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bir bölümün daha sonuna geldik dostlarım. Kanala katılarak veya Patreon'dan katılarak ekibe ve ekipmana katkıda bulunabilirsiniz. Instagram'dan, Twitch'ten ve Yunus Emre Gündüz 2 adlı podcast kanalımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.